Efendim iyi sabahlar diliyorum. Hoş geldiniz. Bütüncemize kilit parke taşı ve BİMS üretim tesisi kazandırdık. Bugün sabaha kalktık. Kendi taşımızı üretmenin verdiği avantajla Nohutlu, Körme, Esenlik, Büyüköz, Yanören, Yeşildere, Tepehan, Solhan, Güldiken, Şiro, Tarak. Yerli, bizim yerel haber siteleri de dahil. Hepimizin ifade etmesi gereken bir şey olduğu için. Çünkü global büyük bir köye dönmüş bir dünyada yaşıyoruz. Ve Rusya Ukrayna'yı vurmaya başladı. Şimdi bir gözümüzün ucu dolardı. Değil mi? Şu an onu yapıyoruz. Gözümüz böyle bir köşede dolardı. Euro'da. Altın fiyatlarında. Bir taraftan tarımla ilgili olarak elimize geçen veriler hikayesiyle bir düşünüyoruz. Ne oluyor diye. Zira Rusya hem kayısı açısından çok önemli bir alıcı. Ukrayna da öyle. Hem de biz çok ciddi bir un ihracatçısıyız. Ama kendi buğdayımızla değil, bir katma değer üreterek Rusya'dan aldığımız ve Ukrayna'dan aldığımız buğday, ithal ettiğimiz buğdayı un, makarnalık makarna ve benzeri mamul haline getirerek ihraç ediyoruz. %87'sini ithal ettiğimiz buğdayın %87'sini Rusya ve Ukrayna'dan alıyoruz. Buna da bakıyoruz. Bir taraftan dengeleri korumaya çalışıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı Afrika'dan gezisini yarıda bırakarak kesti geldi. Bu arada orada özel harekat Cumhurbaşkanlığı Koruma Özel Harekat Şube Müdürü'nün bir kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirmiş olduğunu görüyoruz. Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanı cennet olsun. Polisimizin. Bütün bunları tek tek gördüğümüz, baktığımız, acaba bize nasıl yansır dediğimiz. Zaten bin türlü belirsizlik içindeyiz. Rusya'dan bir de doğalgaz alıyoruz. İkili ilişkileri sağlam tutmaya çalışıyoruz. Her ikisini dengede götürmeye çalışıyoruz. Ukrayna'ya da toprak bütünlüğünüze biz saygı duyuyoruz diyoruz. Bu arada Rusya girdi. Yani işte denge çok önemli bir şey. Bütün bir dünya şu anda gözünü buraya dikmiş vaziyette. Hepimiz de bu sabaha böyle kalktık. Olur mu, olmaz mı, oldu mu, olacak mı? Olursa bizi nasıl etkiler? Aha da oldu. Şimdi hakikaten bizi nasıl etkiler konusuna doğru gidiyoruz. Allah hani sonunu hayretsin, bir şey diyemiyorum. İlk gelen bilgiler inanılmaz. Müthiş istihbaratlar alarak o nokta atış, karargahlar, bir takım birlikler, bir takım araç ve gereç ve mühimmatın olduğu yere takır takır füze indirerek müthiş bir imha çalışması yaptılar. Sabah 6'da başladı. Havalanlarını vurmuşlar. 4 tane havalanını vurmuş Rusya. Oradan ne uçak kalkar ne iner. Bir de bizim İHA'lar vardı ya hani şu. Ukrayna'nın da çok istediği ve kontrol etmek istediği. Onlara o kadar verilmiş istihbarata rağmen havaalanlarını da açıkta bırakmışlar herhalde. Onları da patır patır vurmuş Ruslar. Bu istihbarat onlar nasıl aldı? Ukraynalılar o istihbaratı nasıl verdi tabii. Vallahi ilginç, enteresan bir durum. Allah hepimize hayır, sağlık versin. Ne diyeyim? Hemen yanı başımızda sınır komşusu değil bunlar. Aramızda Karadeniz falan var ama bizim ciddi ilişkilerimizin olduğu hikaye. Şeyi hatırlar mısınız? Sayın Bülent Tüfekçi ilk Gümrük Ticaret Bakanı olmuştu. Tır tır domates tekrar geri dönmeye başladı. Rusya o sırada bir ambargo uyguladı Türkiye'ye. Bu domateslerin hepsi tekrar Türkiye'ye geri döndü. Biz orada kayısı meselesini bir öne çıkarttık. Rusya kayısı konusunda da en ciddi ihracat yaptığımız ülkelerden bir tanesi konumundaydı. Bu mesela nasıl etkilenir? O da başka bir düşünme konusu olarak geçiyor. Ne oluyor, ne bitiyor, ne olacak? Tabii bundan sonrası ne olacak? Mesela bugün akşam haber bültenlerini öğleden sonradan itibaren şu saatten sonra haber bültenlerini izlerken ne oluyor, bir mehrale sonrası ne olacak diye hepimiz dikkatle bakıyoruz. O arada
Ben doları sabah 13.80 hududunda gördüm. 13.60'lardan 13.80'lere yükselmişti. Hani sonumuz hayır olsun diyelim. Söyleyecek başka bir şey yok. Değerli izleyenler, şimdi yine çok konu başlığı var. Onlara girmemiz de lazım. Ama bu arada birkaç meseleye bir girelim. Sonra bazı haber başlıklarını da sizlerle paylaşırız. Bu koronavirüs meselesinde bir gelişme var. Onu sizlerle paylaşacağım. Orada bir mesaj gönderildi. 65 yaş üstüne. Onu özellikle vurgulayacağım. Ve orada bir görüntü paylaşıldı. Açıklama. Onu da sizlerle ilerleyen dakikalarda paylaşacağım. Önce ne oldu ne bittiğini anlatmaya çalışıyorum. Esnaf ve Sanatkar Odaları Birlik Başkanı Şevket Keskin bildiğim kadarıyla Ankara'da. Geldim bilmiyorum ama birkaç gün öncesinde Ankara'ya gidiyordu. Fakat gitmeden önce bir yazılı açıklama yaparak Hakan Kahtalı'nın açıklamasına bir karşılık verdi. Dün bu açıklamayı sizinle ben paylaşmaya çalışmıştım. Bu konuda ipler geriliyor. Hakan Kahtalı da bu hususta zorda, öyle görülüyor. Ortağı olduğu, hissedarı olduğu bir şirketle ilgili ortaya atılmış bunların iddialara şirket hissedarı olarak cevap verdi gibi göründü. Buradan kaynaklı siz milletin vekilisiniz diye bir başka girizgahta bulundu Şevket Keskin. Konuya şu anda siyaseten giren başka bir Allah'ın kulu yok. Veli Ağbaba girdi. Şeker fabrikasındaki şekerin pazarlanma boyutu Sayın Hakan Kahtalı'nın da hissedarı bulunduğu şirkete verilmiş. Bundan kaynaklı bütün klasik soruların hepsini üst üste sordular. Veli Ağbaba da bu topa girdi. Sayın Şevket Keskin de eş zamanlı girdi. Ama Sayın Ağbaba'yı muhatap almamaya çalıştı Sayın Hakan Kahtalı. Mesela burada da tırnak içinde bir olduğu söyleniyor. Onu da açacağım ilerleyen dakikalarda bir cümleyle. Acaba burada onu açmamasının altında bir sebep mi var? Onu niye gali almadı? Direktmen bir diğer açıklamayı yapan yereldeki Şevket Keskin'e cevap verirken geneldeki Veli Ağbaba'ya, yerel ve geneldeki Veli Ağbaba'ya niye cevap vermedi? Orada da bir strateji olduğu söyleniyor. Onu da sizlerle paylaşacağım. Efendim, başkaca ben bu şeyi çok önemsediğimi söylemiştim hatırlarsanız. GES projelerini, güneş enerjisi santralleri, hani paneller var ya, şimdi neler oluyor biliyor musunuz değerli izleyenler? Şimdi bildiğiniz şu telefon büyüklüğünde solar paneller var. Bunları alıyorsunuz, balkona koyuyorsunuz mesela. Şununla birkaç tane cep telefonu şarj edebiliyorsunuz. Ama buna verdiğiniz parayı belli bir süre sonra çıkarıyor. Bunun şu kadar olanı var. Şöyle. Bir şekliyle böyle katlanmalı, açılarak büyüyen paneller var. 250-300 liraya olanı var. 1000 liraya olanı var. 2000 liraya olanı var. Onlarla onun küçük de bir aküsü var böyle. Oradan cep telefonu yapabiliyorsunuz. Şarj edebiliyorsunuz. Ne bileyim bunun yanına ek bir LED ampul yakabiliyorsunuz falan. Bütün bunların hepsi olabiliyor. Ve bunların derdine düştü herkes. Belediyeler ve mesela bizdeki Malatya'daki MASKİ gibi çok yüksek pompalarla elektrik kullanan büyük çaplı kurumlar, kuruluşlar bu GES'lerle beraber yeni bir atılım peşindeler. Ben Malatya Su Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü MASKİ'nin bununla ilgili bir çalışma yürüttüğünü biliyorum. Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin böyle bir çalışma yürüttüğünü biliyorum. Hatta Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı'nın bu konuyla ilgili geçen defa gittiği Ankara'da özel birkaç temasta ayrıca bulunduğu konusunda bilgi edindim. Şu anda Yazıhan, Akçadağ, iki belediye, bir belediye daha mı vardı? Ha, Kale. Üç belediye bundan para kazanıyor. Bu kazandığı, buradan almış olduğu parayla başka türlü yatırımlar yapabiliyor ya da eksik tamamlıyor. Kale, Yazıhan, Akçadağ. Kütürge
bu konuda sulama hususunda bir GES'e sahip ve o da onunla ilgili işlemlerini bitirdi. Pütürge de bundan kazanıyor. Güneş Enerji Santrali Pütürge'nin de var. Doğan Yol'un bu noktada bir yola çıktığını biliyorum. Onun da ciddi bir merhale aldığını biliyorum. Bunlar önemli işler. Mesela Arapgir'e giderken bir güneş enerjisi santrali, bir güneş tarlası gördüm. O santral tahmin ediyorum özel birinin işletmesi. O da yine aynı şekilde. Battalgazi bölgesinde büyük bir santral gördüm. O da yine aynı şekilde özel bir işletme. İnönü Üniversitesi'nin bir süredir, uzun bir süredir önemli bir güneş tarlası var. Bunlar çok önemli. Bir defa yatırım yapıyorsunuz, 25 yıl direkt hizmet alıyorsunuz. 25 yılında üstüne çıkıyor bakımlarla beraber. Muhtemelen yaptığınız yatırımı belli bir zaman sonrasında amorti ediyor bu. Arkasından devam ettiğiniz sürece de ekstra para kazanıyorsunuz. Hem de güneş enerjisiyle elektrik elde etmeye devam ediyorsunuz. Kendi elektrik tasarrufunu, giderlerinizi de karşılıyor. Kendiniz de kullanabiliyorsunuz. Bu hususla ilgili bir kale gerçeği var. Onu da ayrıca konuşacağız. Yazan var, Akçadağ var, kale var, Pütürge var, Doğan Yol var, Malatya Büyükşehir Belediyesi, MASKİ bununla ilgili tedbirlerini aldı. Bir takım projeler başlatıyor. Pütürge, Doğan Yol. Doğan Yol mesela ilk işe çıktı, işe yola koyulduğunda Hakan Bay'ın bütün isteği bir güneş enerjisi santrali kurmak ve bu paneller vasıtasıyla elde edilen elektrikle alt koddaki barajdan üst koda su basmak, oradaki aradaki kayısı bahçelerini sulamaktı. Bunun için ilk seçildiği 2019'da o günkü kurlar üzerinden ortalama 3 milyon lira civarında bir paraya ihtiyacı olduğu tespitinde bulunmuştu. Onu ben dinlemiştim Sayın Hakan Bay'dan, çok değerli başkandan. Tabii bu şimdi kurlarla murlarla arttı. Bunun farkındayız. Ama herkes yüksek elektrik fiyatları, güneş enerjisi meselesi, yaza gidiyoruz. Bir de şöyle bir şey söylerler. Ne derece doğrudur onu bilmiyorum. Bunu bilim adamları söylesin. Ben bunu önemli birkaç isimden duymuştum. Hani Malatya bulunmaz eşin gönülleri coşturur ayla güneşin falan diyor ya. Oradaki o meşhur güneşin meselesinin Malatya'daki güneş ışığı ve ışını konusunun çok zengin olduğunu iddia ve ifade ederler. Bu konuda çok ciddi yararlanmamız lazım ileride. Hem kamu hem özel teşebbüs mahiyetinde söylüyorum bunu. Çok ciddi yararlanmamız lazım. Hakikaten ciddi yararlanmamız lazım. Şimdi tabii enerjiye bizim her türlü ihtiyacımız var. Şimdi ilk bölümde biliyorsunuz fazla bir zamanım olmuyor. Bir 6-7 dakikam var, sonra bir araya gideceğiz. Mesela bir rakam söyleyeyim size. İlk günleri ifade edeyim. Sonra şu andaki rakamı söyleyince aradaki boyutu anlayacaksınız. Ben meslekteki ilk yıllarımda şöyle bir haber yaptığımızı hatırlıyorum. Malatya'da ortalama 85'te 90 bin civarında bir araç olduğu söyleniyordu. Hatta sonu 444'lü plakaların olduğu araçlar çok önemsenir ya mesela Malatya'da. 44 işte bilmem ne bilmem ne 444 diye. O ifade ettiğimiz plakalı araç sayısı da belliydi. Kimlerin üzerinde olduğu ruhsatta ifadesiyle emniyetten bilgi alınabilir ve bunun haberi yapılırdı. Şimdi 06'lı, sonra 44, 34'lü, sonra 44, 21'li, sonra 44 aklınıza gelebilecek 81'liden plakalarda Malatya'da bol. Bizde 34-06'da çok yoğun biliyorsunuz. Bunlara hiç dikkat etmeden o gün özellikle ona bakardık. Yani 75 bin, 80 bin araç mı varmış Malatya'da diye. Aşama aşama 125-130 bine vardığında benim arkadaşlarıma şunu dediğini hatırlıyorum. Ya caddelerde falan da çok önemli bir değişim olmadı ama ekstradan işte 40-50 bin araç mı gelmiş? Nasıl olacak bu iş? Araç park alanı falan. Belediye başkanlarına sorardık. İşte artı 50 bin efendim şu yıldan bu yıla araç gelmiş. Siz bunlarla ilgili bir park düşünüyor musunuz? Park dediğimiz çocuk parkı değil tabii. Otopark işletmesi.
belediyeye ait bir katlı otopark falan düşünceniz var mı? Bunları soruyordum. Son rakam ne biliyor musunuz? Malatya'da 194.600 küsür, 680 herhalde. Bu ne demek biliyor musunuz? 195.000 civarında arabamız var bizim. Bunu fazlasıyla arttırın. Çünkü bu işin içerisinde 34'ler, şunlar bunlar, bilmem nelerin çoğu dahil değil. 200.000'e yakın arabamız var ya. Şimdi bakın zaman bizi nereye götürüyor? Bu da bir enerji istiyor. 1 litre benzinle 1 litre motorinin, mazotun kaç para olduğunu bir düşünün. Bu da bir enerji harcıyor. Dünya bu fosil yakıtta da bir yere doğru gidiyor. Bir yere kadar gidecek bu iş. Ama şu Malatya için özellikle bir düşünün. Bizim çarşı bölgesi bildiğimiz klasik neyimiz var? Bir İnönü caddemiz var. Temellimiz var. Sıtpapınar bölgesi var. Milli Egemenlik Caddesi var. Cengiz Topel var. Fuzuli var. Atatürk Caddesi var, kışla. Sivas Caddesi. Say say bitmez bir durumumuz yok bizim çarşının içerisinde. İki, bilemedin, üç elin sayısını dolduracak kadar uygunlukta, ne kadar uygun onu da bilemediğim caddemiz var. 75.000 araç hangi caddede dolaşıyorsa, 194.600 araç aynı caddede dolaşıyor. Şehir batıya doğru açıldı o günden bugüne. Artık Yüz Akı Bulvarı var, Fahri Kayan Bulvarı var. Efendim, Güngör Caddesi var, Gülümser Caddesi var. O tarafları sayıyoruz. Ama işte şehir merkezine girme gereksinimini duymaması lazım bu insanların. Önemli ölçüde ki oradaki yükü burada paylaşsın ve 200 bine yakın araç biraz ahenk içinde devam etsin. Yoksa biz çarşıya mecbur kalırsak, bu ifade ettiğimiz 75 binle girdiğimiz caddelere 200 binle de girmeye devam edersek başımıza geleceği biliyorsunuz. Artık belli yerler var. İnanın gitmek istemiyoruz. Hakikaten gitmek istemiyorsunuz. Park yeri yok, onu biliyorsunuz. Ya arkadaş, uzakta bir yerde park et de yürü diyorlar. Uzakta bir yerde de park yeri yok. Bazı yerler var, hakikaten sıkıntılı. Yani nasıl söylenir bilemem. Yani nasıl ifade edilir? Araba park edecek yerin olmamı. Mesela Akpınar bölgesi tam bir sıkıntı. Orada bir yerde durup birine bir emanet bir şey vermek, ondan bir emanet bir şey almak, oradan bir esnaftan alışveriş yapabilme şansınızı bırakmadılar. Bir yere park edip yaya girmeniz lazım. Örnek bir yer verdim işte, Akpınar. Sıtpapınar'ı çok mu farklı? İşte bütün bunlar zamanla şehrin ne kadar büyümeyle eşdeğer geliştiği konusu. Büyümek başka bir şey, gelişmek başka bir şey. Büyümeyle eşdeğer gelişiyorsa sıkıntı yok. Bu bölgelerde nasıl gelişebilirdi ki diyebilirsiniz. Yani Milli Egemenlik Caddesi falan. Valla çok uzun yıllardır hep baktığımız bir konu. Bakmayıp el atmış olsaydık 1980'lerin sonu 90'ların başında da el atabilirdik. Bakmayıp el atabilseydik 90'lı yılların ortalarında belki sonunda da el atabilirdik. Artık 2022 kaya gibi çakılı bir hal aldı. Hasan Beyler, Cengiz Topeller, Çilesizler, Milli Egemenlikler, Fuzuliler. İşte onu söylemeye çalışıyorum. Ve geldiğimiz nokta artık o 200 bin araca hizmet eder durumda değil. 200 bin aracın yanında halk otobüsleri, toplu taşım, tramüsler, şunlar bunlar falan da katarsanız işin içine, bakın hal ne tarafa doğru gidiyor. O da ayrı bir hikaye. Evet arkadaşlar, durumumuz nedir? Gidelim. Peki, tanıtımımız var. Sonra bir reklamımız var. Ondan sonra geçeyim diyorum. Önce bir genel değerlendirme, size şu 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 var diyorum. Şimdi onlarla ilgili seri biçimde pat 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 bazı bilgiler aktarmaya çalışacağım. Lütfen bizden ayrılmayın. Bir aramız var. Çok uzun değil. Hemen sonrasında
Önemli konu başlıklarıyla sizlerle birlikte olacağız. Yine gündemi yorumlayacağız. Bu sabah kalktığımızda, tekrar söyleyeyim, Rusya harekatı başlattı manşetiyle kalktık. Saat 6'da başlayan saldırılar devam ediyor. Biz de dünya artık küçük. Orada oluyor ama bize, bizim payımıza ekonomik, siyasi, stratejik ne düşer? Bunun telaşı içindeyiz. Zaten ekonomi malum, zaten dolar falan malum. Bir araya gidiyoruz, sonra tekrar buradayız. Evet, çok yoğun bir telefon trafiği vardı tam arada. Bu nedenle şeye bakamadım. Ya yanlış mı gördüm? Dolar kuru 14 lira mı olmuş? Bu yükseliş eğilimi ciddi anlamına gelir. Ben en son 13.80 gibi görmüştüm. Şey mi? Çocuklar siz de bir bakın. Ben yanlış görmedim değil mi? 14'ü görmüş, evet. Uzun bir süredir, en azından bir ay mı diyeyim, ne kadar diyelim, bir süredir en azından şeydeydik, yani 13'lü rakamlarda, 13.500, 13.600, bakın 14'ü gördü. Müthiş dalgalanıyor, işte bu sabahki hikaye. Buna bakayım da öyle gireyim dedi diye düşündüm, o da habire telefon trafiği oldu. O arada ancak şimdi bakabildim, bir anda da pat 14'ü gördük. İnşallah daha fazla bir yükseliş eğilimi göstermez ki ihtimaldir göstermesi. Tabii bunun etkileyeceği birçok şey var. Ya bu yükselirse öncelikle akaryakıtı çok etkiliyor. Akaryakıt etkilenince işin içerisine bir lojistik giriyor, nakliye. Oradan artık market etiketleriniz seyrele gitsin. Yani ciddi ciddi sıkıntımız var. Bu konuda çok ciddi bir sıkıntımızın olduğu kesin. Serbest kur rejimine geçtiğimiz günden bugüne yani bu tür şeyler oluyor ama bunun böyle çok etkilediği bir akaryakıt bağlı günlük bir şey. Bir de bir şeyin farkındasınız değil mi ya? Etikette şu ürün 1 lira. Abi bu 500 kuruşa düşmüyor. Ama 1 lira 1,5 liraya hemen buluyor. O 1,5'ta 1,5'ta kalıyor. Bir ürün gördüğü fiyatın altına düşmüyor. Akaryakıt düşse de ne olmuyor? Dolar 18'den 13'e düştü de ne oldu? Hiçbir şey olmadı. Ya bu tuhaf. Bu işin ilginç ve tuhaf tarafı. Ama bir şeyler yine çok olumsuz gidiyor. O kesin. Artık çok bunu moralmen kaldırabilir halden falan da ufak ufak çıkıyoruz. Allah sonumuzu aresin. Tekrar. Birçok şey üst üste geldi. Bir pandemi geldi, ne yapacağımızı şaşırdık. Bir deprem yaşadık pandemiden hemen önce. 24 Ocak saat 20.55'te biliyorsunuz. Onunla başka bir şey yaşadık. Üstüne zaten ekonomimiz iyi değildi. Bir sıkıntı ve kriz yaşadık. Dükkanlar, mağazalar, şunlar bunlar kapalı kaldı. İnsanlar iflas etti. En çok üzüldüğüm şey ne biliyor musunuz? Adam şahane tabela yaptırmış. Vitrine giydirme yaptırmış. Bir işletme açmış. Bir umudu var. Sonra orayı 3-5 gün sonra görüyorsunuz. Devren kiralık, devren satılık yazıyor. Bir insanın umudunun yerle bir olması demek bu, biliyor musunuz? Bu bir umudun yerle bir olması demek. Ne kadar kötü değil mi? Allah yardım etsin. Çıkıyor evine gidiyor. Evdeki yüzleri düşün. O çocuğu, çoluğu, çocuğu. Allah herkese ve hepimize ciddi ciddi yardım etsin. Ya Rabbel Alemin yardımcımız olsun. Hepimiz için söylüyorum bunu. Şimdi bunun arasında koronavirüsle savaştığımızı da ifade ettim. İkinci bize ekonomik krizden önce ilk deprem, sonra o eşlik etti. Şimdi bu konuda değerli izleyenler bir şey var. Sağlık Bakanı dün bir açıklamada bulundu. Açıklama şu. Bunu ifade etmek istiyorum. 65 yaş üstüne dikkat edin diyor. Değerli izleyenler, 65 yaş üstü büyüklerimize dikkat edeceğiz. Şu anda durum bu. Sağlık Bakanlığı diyor ki gençlerde, çocuklarda, orta yaşlılarda bu grip, nezle gibi geliyor geçiyor. Ama 65 yaş üstünde sıkıntı yaratıyor diyor. Ama gençlerde, çocuklarda, yaşlılarda ortalama grip, nezle gibi geçerken bu ifade ettiğimiz ekip de günlük eve girip çıkıyor. Yaşlılarımız da evin içinde.
içindeyse, onlar müstakil başka bir evde yaşamıyorlarsa, onların getirdiğiyle, onların aldığı, bunların geçirdiğiyle aynı değil. Bunlar hafif geçiriyorlar, grip, nezle, üşütme gibi geçiriyorlar. Bunlara sirayet ettiğinde, yaşlılarımıza sirayet ettiğinde olayın şeyi gelişiyor, ufku değişiyor. Kronik rahatsızlıkları falan da varsa çok büyük kayıp. Bak dün akşam 276 mı 286 idi vefat sayısı. Bir ara biz bir 300 gördük. Günlük 90 bini bulduk ölüm sayısında. Şimdi tekrar bir ilaç başladı. Neydi onun adı? Ben de bunu biliyorum. Sonra çok unutuyorum ya. Neredeydi o yazı? Ha bunu Pimavir. Bakın söylerken. Molnupiravir. Bu ilacı birkaç ay önce duyduk. Bu şimdi tekrar dağıtılmaya başlandı. Ne vardı peki bugüne kadar? İlaç verilmiyordu biliyor musunuz? Evet. Şimdi iş ağırlaştı demek ki. Ona binaen bakın. Bu konuda bir açıklama vardı. Verelim Hasan o zaman. Evet. Onu bir verelim. Değerli izleyenlerimize lütfen dikkatli olun bu konuda. Yaşlılarımız 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunanlar için artık alarm zilleri çalıyor. Çok net. O hastalığı eve getiren rahat geçiriyor ama bu insanlar da kalıcı oluyor. O 200'lük, 300'lük ölüm listesine yazıyor. Allah muhafaza. Allah büyüklerimizi sağlıkla sıhhatle korusun, gözetsin. Bir izleyelim açıklamayı. Covid-19 tedavi hapı Molnupiravir'in Malatya'da 95 yaş üzeri Covid-19 hastalarına dağıtımı başladı. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Malatya İl Sağlık Müdürü Profesör Doktor Recep Bentley önemli ifadelerde bulundu. Bentley yapmış olduğu yazılı açıklamada koronavirüs enfeksiyonunun en büyük risk grubu hala 65 yaş üstü büyüklerimizle kronik hastalığı olanlar. Risk grubumuzu aşılarımızla koruyabiliriz. Bu gruptaki vatandaşlarımızın hastalıklarının ağır geçmesini önleyecek yeni bir gücümüz daha var. Molnupiravir etken maddeli ilaç dağıtılmaya başlandı. Semptomunuz hafif bile olsa testinizi yaptırın ve sizi arayan filyasyon ekibimizden ilacınızı istemeyi unutmayın ifadelerine yer verdi. Evet, şimdi şunu ifade edelim bir kez daha. Belli okullarda, yani birçok okulda, belli sınıflarda koronavirüs çıktığı için o okullar bir haftalığına online'a geçiyor. Bunu duyuyorsunuz artık değil mi? Kendi çocuğunuzun okulunda mesela bir sınıf, iki sınıf, üç sınıf çocuklar online'a geçtiler. Mesela çocuk geliyor haber veriyor diyor ki o sınıfı kapattılar baba, kilitlediler diyor. Anlatabiliyor muyum? Bunları duyuyoruz artık. Mesela bir okulu komple kapatmıyoruz. O sınıfta çıkıyor, o sınıf online'a geçiyor bir hafta. Evden, olabildiğince, EBA'dan. Bunlar yoğunlaştı. Ama çocuklar da hafif atlatılıyor. Mühim olan şu. Yaşlıya bulaştı mı iş kalıcı hale dönüşüyor. Yaşlıya bulaştığı zaman iş kalıcı hale dönüşüyor. Kronik rahatsızlığı olanlar da özellikle aşı yaptırmayanlar çok büyük risk altındalar. Bilginiz dahilinde olsun. Müthiş bir dalga bu. Bakın görün inşallah Nisan, Mayıs gibi biraz daha açık hava bulduğumuzda rahatlayacağız. Daha da rahatlayacağız. İnşallah bu yaz çok daha başka olacak. Ama şu dönemi atlatmamız lazım. Şurada bir Mart, Nisan, bir iki ayımız var. Lütfen. Belki bir buçuk ayımız var, belki iki ayımız var. Bugün Şubat'ın kaçı? 24'ü. Yani mümkünse büyüklerimize asla kıymayalım. Çok dikkatli olalım. Meselemiz bu. Hasan ben yanlış mı gördüm? Euro'yu da 15.90 gördüm. Yanlış görmediysem. Euro 16'ya doğru... Efendim? Evet, Euro 16'ya doğru tırmanıyor. Dolar 14'ü gördü değerli izleyenler. O da başka bir hikaye. Bu şeyin bize günlük etkisi bu oldu. Sabah saat 6'da başladı.
sadece 3 saat 40 dakika oldu harekat. Şu an 14-16 seviyesinde dolar. Buna bağlı olarak tabii bazı şeyler yine yükselmeye başlayacak. İneni görmüyoruz. Alan gidiyor başını. Böyle bir durum var. Peki. Şimdi bu kadar fiyat artışının, vatandaşın elinin bu kadar ateşe değişinin altında dün beri bir vallahi bunu da söyleyeyim. Ya bir yemekten bahsetti de çocuk istemiş. İçinde bunun da olduğu. Dolmalı kabak var ya. Ha o. Onun içinde olduğu bir şey. İki tane almış. Kilosu 40 liraymış. 18 lira verdim abi dedi. Gösterdi. Bir poşetin içinde iki tane böyle salatalık büyüklüğünde kabak. Bildiğiniz dolmalı kabaka. Biz neler yaşıyoruz ya. O hatırlıyor musunuz? Şimdi sabah sabah kimsenin iştahını da kabartmayayım. Belki seveni var, sevmeyeni var. Söyleme sahiptir diye. Kabak dolması hikayesi. Ya arkadaş tencereyle teşte meşte pişerdi evin içerisinde. Şimdi iki tane aldım dedi. Bir şey söyledi de bilmiyorum. Çocuk istemiş çocuk. Nasıl dedi nefsi körleyeceğiz dedi. 18 lira verdim dedi. 40 lira kilosu dedi. Ben de bak bilmiyorum kabağın kilosu kaç lira. 40 lira dedi. Hakikaten mi ya? Size bir şey söyleyeyim mi? Vallahi bu ifade ettiğimiz 30 lira patlıcan, 40 lira kabağın içerisinde 70-80 lira et vallahi billahi bunlara göre ucuz. Aldı başını gidiyor. Şimdi vatandaş dokunursa yanıyor. Adam iki tane dolmalı kabağı 18 liraya almış. Bu arada uygulama geçtiğimiz hafta mı başlamıştı? Bu çarşamba, perşembe kasap pazarında esnaf ucuzluğu. Evet, onun haberini yapmıştık. Bugün perşembe. Perşembe mi bugün? Günü de şaşırdık. Ha. Çarşamba, perşembe orada bir halk günü var. Bu nedenle bir %15 indirim oluyor. Bunun haberini geçen hafta yayınlamıştık. Bilginiz olsun. Eğer yolunuz geçerse oradan ufak tefek bir şey almak arzusunda bulunursanız diye söylemek istedim. Çarşamba, perşembe %7 KDV indirimi vardı ya. %8 de biz koyduk dedi Esnaf Odalar Birlik Başkanı Şevket Keskin. Bir açıklama yaptı orada. Pazarcılar Odası Başkanı ile beraber. %15 çarşamba perşembe indirim yapıyoruz dediler. Hatırlıyorum. Şimdi vatandaşın dokunduğunda yandığı, bu kadar etiketin olduğu bir zamanlamada bir şeker pazarlama meselesi çıktı. Memleketin Esnaf Odaları Birlik Başkanı bir açıklama yaparak dedi ki kardeşim, içinde bir siyasinin şirketinin de bulunduğu bir ortamda şeker fabrikası ürettiği malı onlara pazarlıyor, onlar da halka pazarlıyor. Böyle bir şey olabilir mi? Siz nesiniz, vekil misiniz, bilmem ticaret erbabı mısınız dedi. O arada tekrar söylüyorum, gale alınmadı. Ya da Hakan Kahtalı yaptığı açıklamada Şevket Keskin'in ismini ifade etmedi. STK Başkanı dedi. Ama mesela Veli Ağbaba'yı söylemedi. Gale bile almadı onu. O STK Temsilcisi Başkanı diye Şevket Keskin'e açıklama yaptı. Veli Ağbaba'yı görmedi Hakan Kahtalı. Bu bir strateji. Sebebini söyleyeceğim. Benim kafamdaki sebebini söyleyeceğim. Şimdi tam bunların olduğu bir noktada dediğim gibi dokununca yanıyor etiket işine. Bu konuyla ilgili Sayın Hakan Kahtalı'nın açıklamasına ki o açıklamada dedi ki biz hissedarı olduğum bir şirket şimdiye kadar haram lokma girmedi. İşte bu pazarlama boyutunda öyle ifade edildiği gibi şu fiyattan alınıyor da bu fiyata satılıyor değil. Bunun pazarlaması bize verildi. Biz de bunu şu fiyattan üstüne şunu koyarak bunu yapıyoruz dedi. Üstüne üstlük 5 kiloluk öyle çuvalla değil 5'lik poşetler haline geliyor dedi. O da bir açıklama yaptı. Bunun üstüne Sayın Şevket Keskin bir açıklama daha yaptı. Yazılı bir açıklamaydı. Bu açıklamayı ben dün birkaç cümle okumaya çalışmıştım ama Sayın Hakan Kahtalı'nın açıklamasının tamamını vermiştim. Sayın Şevket Keskin'in açıklamasından da bazı konulara değinmiştim ama o açıklama bizde var, ona bir girebilir miyiz Hasan? 3 numaralı haberdi değil mi?
Evet. Hadi onu bir verelim. Sonra ben niye Sayın Keskin'in açıklamasını Sayın Kahtalı gördü de Vela Baba'nın açıklamasını görmemiş gibi yaptı diye düşündüğümü ifade etmek istiyorum. Evet. Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Şevket Keskin, Malatya Şeker Fabrikası'nda üretilen şekerin esnafa değil de özel bir şirket aracılığı ile piyasaya sürülmesine gösterdiği tepkiye, bir milletvekilinin şirketin ortağı olarak açıklama yapması üzerine, "Biz bunları milletin vekilleri olarak gönderdik ama bunlar ne yazık ki şirket vekiliymiş. Biz esnafı ve milleti savunacağız, tüyü bitmemiş yetimin hakkını savunacağız," dedi. Keskin yaptığı yazılı açıklamada "Ben esnaf kuruluşu başkanı olarak elbette esnafımı, elbette yaşadığım şehrimin hak ve hukukunu savunacağım. Malatya Şeker Fabrikası'nda üretilen şekere benim esnafım 3 el değiştirdikten sonra ulaşabiliyorsa hiç kimseden çekinmeden buna karşı çıkarım. Esnafımın hakkını hukukunu korumanın mücadelesini veririm. Biz milletin hakkını hukukunu korumanın mücadelesini verirken bu milletvekili olarak siyaset yapanların çıkıp şirketin ortağı olarak açıklama yapmasını kınıyorum. Biz bunları milletin vekilleri olarak gönderdik ama bunlar ne yazık ki şirket vekiliymiş. Biz esnafı ve milleti savunacağız. Tüyü bitmemiş yetimin hakkını savunacağız. Bu milletvekilleri de şirketlerini savunacaklarmış. Yazıklar olsun. Milleti savunacakları yerde şirketlerini savunuyorlar. Bu şirketleri savunan milletvekillerine hodri meydan diyoruz. Gelin hepimiz hesap verelim. Bütün herkese hesap vermeye davet ediyorum. Yarın bu hesabı millete ve devlete vereceksiniz. En büyük hesabıysa Allah'a vereceksiniz. Milletvekili olarak kutsal bir görevi üstlenmişseniz, kendi özel şirketinizin iş ve işlemlerini takip edemezsiniz. Ya milletvekili olacaksınız, ya da gidin ticaretinizi yapın. İkisini aynı anda götürmek ahlaki değildir, vicdani değildir, hukuki değildir. O şirketin ortağı milletvekili olmasaydı o şirket o işi alabilir miydi? Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan bu kadar zorlu bir süreçte hayatını ortaya koyarak mücadele ederken siz şirketlerinizin işlerini takip ediyorsunuz. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan bütün darbe girişimlerine rağmen ülkeyi büyütmeye çalışırken sizler Malatya'da şirketlerinizi mi büyütüyorsunuz? Ailelerinizin bireylerini mi zenginleştiriyorsunuz? Yakışıyor mu size?" ifadesini kaydetti. Evet, durum böyle. Şimdi bu tartışma boyutu böyle. Can alıcı hikaye şu. Açık. Buradan kim ne üzerine alırsa. Adalet ve Kalkınma Partisi'nde siyaset yapanlar adına bir soru da var burada. Şimdi AK Parti'de siyaset yapılıyor. Bu arada bir ticaret de yapılıyor. Bir müşavirlik de yapılıyor. Bu şu. Net soruyorum. Mesela bu ifadeden soruyor. Kamuoyu şu ara net soruyor. Bu olay öncesi de var. Sonrası da var. Mesela bir ticari işletmeniz var. Bir şey satıyorsunuz, bir şey alıyorsunuz. Tamam. Kamuyla ilgili bir takım kuruluşlar. Kamuyla ilgili bir takım kuruluşlar. Ya da bir hizmet veriyorsunuz. Adalet ve Kalkınma Partisi'nde siyaseten işte bir şekliyle görev almış. İl yönetiminde, ilçe yönetiminde, ne bileyim, partinin vekili, belediye başkanı değil falan. İktidar şu anda AK Parti. Bu ifade ettiğimiz isimler bir, kayrılıyor mu? İki, tercih edilerek başka bir yere mi evrilmeye çalışılıyor? Soru. 2004 yılıydı zannediyorum. 2004 Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ilk iktidar dönemi. 2002-2007. Belediyelerin oto
sanayi meselesi tartışılmıştı. İl yönetimdeki birileri ve tamirin şuralarda yapılıyor olması meselesi. Siz onu geçin şimdi. Başka bir şey. Bir şey satıyorsunuz. Belediyeler ya da kamu gelip sizden alıyorlar mı? Bir şey alıyorsunuz. Sizden mi alıyorlar? Siz mi veriyorsunuz? Anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi? Çok net ya söylediğim şey. Bir müşavirlik hizmeti veriyorsunuz mesela. Bu hukuki olabilir, ekonomik olabilir. Yani mali müşavir olabilirsiniz, avukat olabilirsiniz. Yani neyse. Doktor olabilirsiniz. Falan falan falan. Kamu genelde sizi tercih ediyor. Daha önce etmiyordu da şimdi niye ediyoruz soruyor insanlar. Bundan dolayı olabilir mi diye soruyor. Mesela şimdi bir net soru. Dün de bir yerde yine bu oturup konuşurken gündeme gelen şey. Bu ifade edilen şirket milletvekilinin ortağı bulunduğu şirket diye mi seçilmiştir? Soru bu. Şekerin pazarlaması konusunda yani. Sayın Keskin'in açıklamasında da sorulmuştu o da. Kamunun da sorduğu soru. Orada o olunmamış olsa bu size verilir miydi sorusu. Yoğun soruluyor. Ve bundan dolayı kamuoyunda böyle bir ızdırap. Neden, niçin var? Kamu kurumlarının yapmış olduğu, tekrar söylüyorum altını çizerek, mali müşavirlik gibi, hukuki avukatlık gibi ve benzeri işlerde seçmiş olduğu bu hizmet alımını genelde bu ifade ettiğimiz belli bir yerde bulunanlar mı yapar? Soru. Yani. Bunun içerisinde kamu bankaları var, kamu kurum kuruluşları var falan 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 falan. Bu soru aslında biraz yıpratan, can yakan bir soru. Kamu da bunu soruyor. Vatandaş soruyor. Ben zannediyorum bir iki dakikamız var değil mi Hasan? O arada şunu da söyleyeyim. Programın ikinci bölümünün başında ifade etmiştim. Bence Sayın Hakan Kahtalı Vela Baba ile topa şunun için girmedi. Bir Cumhuriyet Halk Partisi ile yani Sayın Şevket Keskin hangi üslupla bir takım iddialarda bulunduysa benzer üsluplarla Vela Baba da açıklama yaptı. Onu hiç görmedi. STK diye Şevket Keskin'e yerelden verip bitirmek istedi. İşin genele yayılması arzusunda değil. Ankara duymasın var bence. Anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi? Çünkü bu konuyla ilgili bir açıklama belki biraz daha üst telden Vela Baba şüphesiz basın danışmanları ya da kendisi Sayın Kahtan'ın direkt STK olarak Şevket Keskin'e yönelik açıklamasını görmüştür. Ha içinde Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı, Cumhuriyet Halk Partili belediyeler ya da CHP, işte şey ne diyor, AK Parti Genel Merkezi, Özlem'i falan da düşünün. İşte taciz, tecavüz davaları bilmem neler falan. Yani halbuki her tarafta bu kepazelik başımıza taş yiyecek taş. Vallahi. Çocuk başı okşamaya şey yapıyoruz, endişe ediyoruz, canımız gibi görüyoruz. Bir bakıyor o çocuk, gülümsüyor, oy kuzum benim diye yanına gitmeye çekiniyoruz. Ana baba ne düşünür diye. O sapıklar taifesinden, sağdan soldan her kimse. Lanet olsun size. Çocuk başı okşamaktan. Allah'tan kitap gidiyorsunuz işte, peygamberin asıl sünnetlerinden bir tanesi. En çok sevdiği peygamberimizin. Ya işte dedim ya bunlardan olduk, bunlardan. Başımıza vallahi taş yağmıyor ha. Ya ne oluyor? Koronavirüs yayıyor işte. Başına dövizin kayası düşüyor. O öyle oluyor. Bunlar belalar, musibetler. Boşu boşuna gelmiyor. Ankara'da çok seslendirilmesin. Meclis kürsüsünden benzer bir açıklama biraz da CHP'ye yönelik vurarak girersek kürsüden AK Parti Genel Merkezi'nin bildiği ve artık aşikar olabilecek bir biçimde seslendirmesin. Ha baba kürsü de fena kullanmıyor. Endişesinin olduğunu düşünüyorum. Yerelde kalsın hikayesi. Öyle tahmin ediyorum. Bu benim düşüncem. Gerisini bilmem.
Ben direkt ben hiç görmemenin ana sebebi olarak bunu düşündüm. Kaldı ki bu uyuşturucu bilmem ne falan Aile Sosyal Politikaları Müdürlüğü'ndeki hikayeyle ilgili yine meclis kürsüsünden Allah ne verirse bastı geçti Vela Baba ama dediğim gibi bu mevzu olmadı henüz. Bir araya gidiyoruz. Finalde yine konuşacağımız bir iki konu var. Onları yetiştirmeye çalışacağım. Bizden ayrılmayın efendim. Evet değerli izleyenlerim, şimdi psikolojik bir ciddi ekonomi üzerinde de değişim bir baskısı var hareket konusunda. Şu anda bence önemli mesela. 13'lü, 13.5'li, 13.05'li, 13.55'li, maksimum 13.60'lı doların. Kütürgemize kilit parke taşı 14. ve BİMS üretim tesisi kazandırdık. Gelişmesi. Kendi taşımızı üretmenin verdiği avantajla Nohutlu, yani Görme, Esenlik, Büyüköz, Yanören, Yeşildere, Tepehan, Solhan, Güldiken, Şiro Taraksu, Bakımlı, Çermik, Ersene ve Örneköy mahallelerimizde toplam 104 bin metrekare kilit parke taşı döşeme çalışmalarını tamamladık. Kütürgemize kum ve mıcır üretim tesisi kazandırdık. Kütürgemize gençlik merkezi kazandırdık. Kütürgemize 1 megawattlık güneş enerji santrali kazandırdık. Kadınlara yönelik istihdam için halı dokuma kooperatifini hayata geçirdik. İlçemizin en önemli gelir kaynaklarından biri olan tarımı daha işler bir hale getirmek için belediyemiz bünyesinde kurduğumuz Tarım Müdürlüğü envanterine 1 traktör ve 8 tarım makinesi kattık. 132 çiftçimize 12 ton ücretsiz nohut tohumu dağıttık. Belediyemize ait ekim mimzeriyle 332 çiftçimize ait 1171 dönüm arazinin ekimini gerçekleştirdik. Belediyemize ait balyalama makinesiyle 118 çiftçimize balyalama hizmeti verdik. Belediyemize ait taş toplama makinesiyle 54 çiftçimize ait 308 dönüm arazide yaptığımız çalışmayla taşlık araziyi ekime hazır hale getirdik. Belediyemize ait silaj makinesiyle 35 çiftçimize mısır silaj yapım hizmeti verdik. Belediyemize ait malçlama ve setleme makinesiyle 23 çiftçimize malçlama ve setleme hizmeti verdik. Belediyemize ait ceviz soyma makinesiyle 82 ceviz üreticimize ceviz soyma ve yıkama hizmeti verdik. Belediyemize ait otomatik toplar döver ve harman makinesiyle 147 çiftçimize hasat hizmeti verdik. İlçe merkezinde 9000 metre sulama suyu kanallarının yenileme çalışmalarını tamamladık. İlçe genelinde maske ile birlikte vatandaşlarımıza 120 bin metre sulama suyu borusu dağıttık. DAP ve Malatya Keşke. Büyükşehir Belediyesi ile birlikte Kavaklıdere, Söğütlü, Pozkıran mahallelerinde 1331 metre kapalı sistem sulama tesisi ve Orman İçi Merkez, Yazı, takımın Yongalı ve Kerpil bölgelerinde 6867 metre açık sistem sulama tesisinin yapımını tamamladık. İlçemize can suyu olan bu çalışmaların yanı sıra Taşmış Mahallesi Kerer Çıkmazı 5700 metrelik kapalı sistem sulama tesisi ve sulama suyu havuzunun yapım çalışmalarını tamamladık. İlçe genelinde 4374 metreküp taş duvar yapım çalışmalarını tamamladık. Pütürge Belediyesi olarak ilçe genelinde 35 kilometrelik yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarını tamamladık. Nohutlu mahallemizde 400 metre uzunluğunda, 5 metre genişliğinde yol yapımla 800 metreküp istinat duvarı yapım çalışmalarını tamamladık. Malatya Büyükşehir Belediye'mizle birlikte başlatılan yol asfaltlama çalışması kapsamında 328.9 kilometre yolu asfalta kavuşturduk. Malatya Büyükşehir Belediye'mizle birlikte kırsal mahallelerimizde 155.4 kilometre yol genişletme çalışmalarını tamamladık. Malatya Büyükşehir Belediye'mizle birlikte 47.6 kilometre yeni yol açma, 150.4 kilometre stabilize, 94.2 kilometre asfalt bakım ve onarım, 24.365 metrekare asfalt yama çalışmalarını tamamladık. Malatya Büyükşehir Belediye'mizle birlikte ilçemizin katı atık aktarma istasyonunu hayata geçirdik. Malatya Büyükşehir Belediye'mizle birlikte Kütürge'nin altyapısını sil baştan yeniliyoruz. Halkımıza daha iyi hizmet vermek amacıyla envanterimize çeşitli araçlar katarak araç pilomuzu güçlendirdik. Ağlar Mahallemizde TSM Aile Sağlığı ve 112 Komuta Merkezi binasının inşaatını tamamladık. Nohutlu Mahallemizde 4 adet milli eğitim lojmanının yapımını tamamladık. İlçe mezarlığımıza 2550 metrekare alan ekledik. Taşbaşı mahallemizde yapımını tamamladığımız 208 adet konutu hak sahibi depremzede vatandaşlarımıza teslim ettik. Orman içi mahallemizde yapımını tamamladığımız 85 adet 2 katlı ahırlı köy evini hak sahibi depremzede vatandaşlarımıza teslim ettik. Tepehan mahallemizde yapımını tamamladığımız 98 adet konutu hak sahibi depremzede vatandaşlarımıza teslim ettik. Taşbaşı mahallemizde yapımı tamamlanan 105 adet köy evi ve ahırı hak sahibi depremzede vatandaşlarımıza teslim ettik.
Balpınarı mahallemizde yapımı tamamlanan 15 adet 2 katlı ahırlı köy evini hak sahibi depremzede vatandaşlarımıza teslim ettik. Kırsal mahallelerimizde yapımına başlanan 460 adet bireysel 2 katlı ahırlı köy evinin büyük kısmını tamamlayarak hak sahibi vatandaşlarımıza teslim ettik. Hatip, köylü ve ağlar mahallelerimizde başlattığımız kentsel dönüşüm projesi kapsamında 213 konut, 34 ticarethane ve bir caminin inşaat çalışmaları devam ediyor. Pazarcık mahallemizde yapımına başladığımız Tekstil Kent Sanayi Sitesi'nin inşaat çalışmaları devam ediyor. İlçe merkezinde yapımına başladığımız öğretmen evi ve halk eğitim merkezinin inşaat çalışmaları devam ediyor. İlçe merkezinde yapımına başladığımız yeni belediye hizmet binamızın inşaat çalışmaları devam ediyor. İlçe merkezinde yapımına başladığımız 500 seyircili kapalı spor salonunun inşaat çalışmaları devam ediyor. Kütürgemiz topraklarına can suyu olacak Dere Gözü Göleti, Devlet Su İşleri 2022 yılı yatırım programına alındı. Bu yıl içerisinde ihalesi yapılarak yapımına başlanacak olan Dere Gözü Göleti, 7670 dekar araziyi suya kavuşturacak. Taşbaşı Sulama Göleti'nde meydana gelen toprak kayması sebebiyle dolan gölet zeminini temizleme ve toprak kaymasının yaşandığı alanda palyalama çalışmaları başladık. İlçe merkezimizde bulunan tarihi Çeçel Hamamı'nın kamulaştırmasını tamamlayarak restorasyonu için Kültür Bakanlığı'na sunduk. Girişimlerimiz sonucu TEDAŞ'tan ilçemize enerji hatlarının yenilenmesi, kök kabin yapımı ve benzeri çalışmalar için 16 milyon 60 bin Türk lirası yatırım kazandı. İlçemize kazandıracağımız ilçe meydanının proje çalışmalarını tamamlayarak ihale aşamasına getirdik. Bu hizmetlerin ilçemize kazanımında desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'ya, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum'a, Malatya Milletvekillerimiz Sayın Öznür Çalık'a, Sayın Bülent Tüfekçi'ye, Sayın Ahmet Çakır'a, Sayın Hakan Kahtalı'ya, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan'a ve AK Parti Malatya İl Başkanımız Sayın İhsan Koca'ya şahsım ve kütürgem adına teşekkür eder, şükranlarımı sunarım. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır. Mikail Sülük, Kütürge Belediye Başkanı. Yanlışlar yapılmış mı, yalanlar söylenmiş mi bilmiyorum ne olduğunu. Siz sadece bize fragman seyrettiriyorsunuz, reklam veriyorsunuz, gerisini siz anlayın diyorsunuz. Neler yaşandı artık burada söyleyecek bir şey yok diyor futbolcu. Bein Sport'a röportaj veriyor. Aklımdan diyor argo kelimeler geçiyor diyor. Yani küfretmek istiyorum da demiyorum diyor, anladınız mı? Bein Sport'un o mor mikrofonuna. Adam diyor ki ben diyor gol atmış. Gol atmış şeyde. Antalya maçında. Keşke diyor yenebilseydik diyor. Ama diyor abi olmadı diyor. Hiç aklımda diyor neler yaşadık diyor. Allah görsün diyor. Aklımda diyor argo kelimeler var diyor. Kabus gibi değil mi ya? Bir taraftan ekonomik sıkıntılar, bir taraftan şu bu bilmem ne. Dolar 16, 14 euro 16'ya çıktı. Market fiyatları, pazarı, kabusu bilmem nesi. O arada bir de Malatya Spor, biz buradayız. Ne oldu abi? Ya bir yüzümüzü güldürün hafif. Yok abi, bu sene biz sizin yüzünüzü güldürmeyeceğiz. Hem de üzüntünüz var. Biraz daha. Şu an yaşadığımız bu. Ekonomi. Ekonomide bir takım yerel dinamikleri harekete geçirerek ekstra bir şey kazanabildiğiniz müddetçe tamamsınız. Başka türlü çok zor. Şu an belediyelerin çok büyük bir bölümünün, özellikle ilçe belediyelerinin çok çok büyük sıkıntılar içerisinde olduğunu biliyoruz. Yani Battalgazi, Yeşilurt belediyeleri yine ilçe, yine sıkıntıları var. Ama bununla beraber merkez ilçe oldukları için büyük nüfus oranlarıyla beraber sıkıntılar biraz daha tedbirli. Ama ilçe nüfuslu ilçeler de 5.000, 6.000, 8.000, 10.000, 15.000, 20.000 nüfuslu ilçelerde çok büyük sıkıntılar var. Ekonomik. Belediyenin gücü yetmiyor. Belediyeden talep devam ediyor. Yatırım yapılsın istiyor vatandaş. Belediyenin yatırım yapılacak hali yok bu tür belediyelerin. Anlatabiliyor muyum? Sıkıntı çok büyük. Sıkıntı çok çok büyük. Bu nedenle işte bu tür efsaftaki belediyeler hemen Büyükşehir'e gelip diyorlar ki Büyükşehir işte şu şunu yapamıyoruz, buna lütfen siz yetişin. Sonra Büyükşehir oradaki çalışmayla ilgili bize haber gönderiyor çoğu zaman.
vatandaşın yolunun asfaltlamasından tutun bilmem ne. Hatta bir şey söyleyeceğim inanmayacaksınız. Yani bazı konularda bizim komşu vilayetlerin direkt bizim sınırımızda ama bütün ilişkiler bizimle olan ilçeler var ya, onlar da Malatya Büyükşehir'den bir şey bekliyorlar. Ve onlarla onunla ilgili. Geçen ağam belediye başkanı stüdyo konuğumuzdu. Vallahi Büyükşehir Belediyesi'ne şükranlarımızı sunuyoruz. Arapkir'e giden bir çalışmayla ilgili küçük bir şey istiyoruz bazen. Ufak bir şey alabiliyoruz dedi. Ufak bir şey. Neyse artık bilemem. Anlatabiliyor muyum? Küçük belediyelerin durumu bu. Yani facia. Bunun içerisinden ekstra ne çıkarılabilir? İşte güneş enerjisi meselesi. Ya 120 bin lira aylık Kale Belediyesi'ne ne güzel bir katkı değil mi? Güneş enerji santrali. Ne iyi düşünülmüş, ne doğru yapılmış. Büyütmek istiyorlar. Hasan herhalde bu çeyrek geçe bitiriyoruz değil mi? O zaman bu haberi vererek çıkalım. Peki. Ben hepinizden müsaade isteyeyim. Sağlık, sıhhat, afiyet diliyorum. Sonumuz hayır olsun inşallah diye. Haber izliyoruz ve programı da neticelendirmiş oluyoruz. Sağlıkla, hoşça kalınız. Yayında yapın demeyi bundan bütün arkadaşlarım anlar. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın destekleriyle Malatya'da Kale Belediyesi tarafından inşa edilen 400 kW'lık güneş enerji santrali Kale Belediyesi'ne aylık 120 bin TL gelir sağlıyor. Açıklama Kale Belediye Başkanı Murat Koca tarafından yapıldı. GEZ projemizde bizden önceki dönem belediye başkanımız Cemal Akdemir başkanımıza teşekkür ediyoruz. O projelendirmişti. Biz de onun yapımıyla alakalı vekillerimizle, il başkanımızla, itişarelerimizle bu konuyla ilgili kaynak, yani yapımıyla alakalı kaynakları da bize sağladılar. Biz de hem yer tespitinde hem yapımında hızlı bir şekilde, tabii o zamanki rakamlarla 400 kava şeklinde 2,5 milyon maliyetli. Biz bunu yaptık, bitirdik. Çok şükür şu an faaliyette. Belediyemize tabii ki maddi anlamda kaynak sağlamış oluyoruz bu şekilde. Peki belediye... Güneş Enerji Santrali ile hedef zaten sizin belediyenize bir kaynak sağlamaktı. Bu projeyi bu yüzden bu kadar önemsediniz. Çünkü Kale gerçekten böyle tabiatıyla, doğasıyla mükemmel bir ilçe ve elbette ki böyle her şeyi devletten de beklememek gerekiyor. Sizler de bu anlamda belediyenize Kale ilçesine bir gelir sağlaması anlamında Güneş Enerji Santrali'ni kurdunuz. Şu an size gelir anlamında ne kadar bir katkı sağlıyor GES, Güneş Enerji Santrali? Tabii şimdi bizim gibi küçük belediyelerde yani maddi sıkıntı, yani gelir anlamında yani alternatif gelirlere ihtiyacımız var. Bunun da en temiz, en rahat... Bizim şu an belediyemize yaklaşık yani kış yaz yani ortalaması şu an yaklaşık yani 120 bin TL bir katkı sağlıyor. Bu katkı bu aylık bazda mı? Aylık. Aylık bazda. Kış yaz ortalaması. Evet. Aylık bazda GES projesiyle Kale Belediyesi yaklaşık 120 bin TL gibi. Tabii bu güneşin bu yani havanın durumuna göre değişiklik gösteriyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın destekleriyle Kale Belediyesi'nin güneş enerjisinden elektrik üretmek için ilçenin Sarıotu Mahallesi'nde 12 dekar alanda kurduğu tesis faaliyete başlamasıyla birlikte belediyeye ek gelir sağlıyor. Kale Belediye Başkanı Murat Koca, belediyeye gelir elde etmek için hazırlanan projenin hayata geçmesinden ve sağladıkları gelirden dolayı oldukça mutlu olduğunu kaydetti. 120 bin TL bize ek bütçe. Tabii bu ek bütçeler demek yani hizmet anlamında, daha fazla hizmet anlamına geliyor. İstihdam anlamında şimdi GEZ alanında tabii ki yani oranın güvenliği noktasında 3 tane personelimizi orada görevlendirmişiz. 24 saat güvenlik noktasında. Hem istihdam noktasında hem peki, gelir noktasında faydası oldu. Peki oradan elde edilen elektrik enerjisi, güneş enerji santralinden elde edilen elektrik enerjisi hangi noktalarda kullanılıyor? Evlere mi dağıtıyorsunuz? Ne bileyim? Biz onu direkt şeye, TEDAŞ'ın sistemine entegre ettik. Yani orada üretilen bizim sayacımızla biz mahsuplaşıyoruz. Yani bizim de belediyemizin giderleri, elektrik faturaları. Yani biz ayrıyeten şey yapıyoruz. Orada saatten devlete, yani TEDAŞ'a verdiğimiz elektrik ay sonları hesaplanıyor. Oradan ne kadar watt elektrik üretmişsek onlar bizim hesabımıza aktarıyorlar ücreti. Yani tabii ki orada üretildiği için ilk önce o kaledeki evler, iş yerleri bundan faydalanıyor. Yani
şey olarak yani yaklaşık dediğim gibi 120 bin TL ile de belediyemize ek bir bütçe sağladığımız için onunla da güzel hizmetler yapıyoruz. Kale Belediye Başkanı Murat Koca'nın hedefi güneş enerji santralinin kapasitesini daha da artırmak. İşte ödenek sıkıntısı olabiliyor.